Tekrar merhaba. Canlı yayınımıza başlıyoruz. Ebru Hanım ilk önce biraz duyu bütünleme terapisi ile ilgili konuşacak sorular gelene kadar. Ondan sonra da soruları yanıtlayarak devam edeceğiz programa. Ben size Ebru Hanım'la baş başa bırakıyorum. Merhabalar. Ben duyu bütünleme uzmanı fizyoterapist Ebru Albayrak Sider. Fizyoterapist İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonra Amerika'da duyu bütünleme terapisi ile ilgili bir eğitim aldım. Ve işte gelişimsel problemi olan çocuklarda Down sendromu, otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite, gelişimsel problemler, birçok farklı serebral palsi, birçok farklı alanda çocuklarla duyu bütünleme uygulamaları çalışmaları yapıyoruz. İstanbul Ataşehir'de Duysal Akademi isimli bir kliniğim var. Orada işte konuşma terapisinden fizyoterapiye, özel eğitimden masa başı dikkat çalışmalarına farklı uygulamalar yapılıyor. Down sendromlu çocuklarla ağırlıklı olarak fizyoterapi, masa başı özel eğitim çalışmaları ve duyu bütünleme uygulamaları yapıyoruz birlikte arkadaşlarımla. Duyu bütünlemeden bahsetmek istiyorum bugün. Down sendromlu çocukların sıkça duyu bütünleme problemleri oluyor. Bir takım daha sonra anlatacağım zaten sorularla beraber de yönlendireceksiniz beni. Bir takım zaten gen anomalisinden kaynaklanan fizyolojik farklılıklarından dolayı oluşan problemler bunlar. Dolayısıyla duyu bütünleme ile beraber uygulandığında fizyoterapi ya da özel eğitim ya da dikkat çalışması her neyse ya da konuşma terapisi her neyse hedef. Duyu bütünleme terapisiyle birlikte uygulandığında çocuğun gelişiminin çok daha hızlı ve sürecinde çok daha kalıcı olduğunu görüyoruz. O yüzden bütün uygulamaların içinde mutlaka duyu tekrar yayındayız galiba. Sorularınız oldukça ben duyu bütünlemeden bahsedeceğim. Ama kısaca bir giriş yapmak istiyorum duyu bütünleme terapisinin ne olduğu ile ilgili. Duyu bütünleme terapisi sinir sistemini geliştiren bir yöntem. Hedefi çocuğun gelişimsel evrelerine inmek, çocuğun var olan bütün problemlerini tespit etmek. Yani uyduruyorum şimdi. Çocuğun 15 yaşındaki bir çocuğun 3 aylıkken tamamlaması gereken ama sağlıklı bir şekilde geliştiremediği süreçlere kadar giderek onları tanımlamak ve en temelden tedavi ederek sinir sistemini geliştirmek. Temel bazı kriterler var. Bunlardan birisi vücut farkındalığı. Down sendromların en çok yaşadığı problemlerden birisi vücut farkındalığı problemi. Çocuğun kendi vücudunu doğru hissetmesini sağlayarak duyu bütünleme terapisi çocuğu geliştiriyor. Daha sonra da tabii çok daha önemli çevreden gelen uyaranları doğru bir şekilde işlemlemesini ve kullanmasını sağlayarak çocuğu geliştiriyor. 7 duyumuz var. Aslında bize öğretilenden farklı olarak 5 duyumuz değil. Ama bu 5 duyu, bize öğretilen 5 duyu dış dünyayla bağlantımızı sağlayan duyular. Bunlar görme, dokunma, işitme, tatma, koklama gibi hepimizin aşina olduğu duyular. İşte bunlar bizim çevresel uyaranları doğru algılamamızı sağlayan uyaranlar. Değerlendirme yaptığımızda Down sendromlu çocukların bazılarında bu uyaranlarla ilgili, bu uyaranların çevresel uyaranların doğru işlemlenmemesiyle ilgili bir takım sorunlara rastlayabiliyoruz. Zaten duyu bütünlemede en önemli olan iyi bir değerlendirme yapmak. Çocuğu iyi tanımak ve tanıdıktan sonra ona gereken programı çıkarmak. Dolayısıyla öncelikle bu duyuları olan tepkisine bakıyoruz. Bu bahsettiğim 5 duyu dışında aslında iki temel duyumuz daha var. Onlar hatta hemen anne karnından itibaren ilk gelişmeye başlayan duyular. Bunlardan birisi vestibüler duyu. Türkçe'ye hareket ve denge duyusu diyerek çevirebiliriz. İç kulaktadır. Başımızın boşluktaki her hareketiyle vestibüler duyumuz uyarılır. Yer çekimine karşı, hatta hareket etmediğimizde bile yer çekimine karşı sürekli direnmemizi sağlar. Dolayısıyla en pasif anımızda bile uyarılan bir duyudur. Anne karnında hayal edin, bebeğiniz karnınızdayken sürekli sallanıyorlar. Dolayısıyla çok erken dönemde gelişmeye başlayan duyulardan birisidir bu. Bir diğer duyumuz vücut farkındalığı diye Türkçeleştirebileceğimiz proprioseptif duyu. Proprioseptif duyunun alıcıları da eklemlerimizin içerisindedir. Gözünüzü kapattığınızda vücudunuzla ilgili bilgi sahibi olmanızı sağlar. Üç boyutlu dünyada konumunuzla ilgili, gücünüzle ilgili
farkındalığınızın olmasını sağlar. Dolayısıyla en güzel tanımı vücut farkındalığı olarak düşünebilirsiniz. Bir de anne karnında yine gelişen duyular aslında birçoğu hani karnında gelişiyor ama doğduktan sonra daha fazla uyarana maruz kaldığı için örneğin görme duyusu gibi, işitme duyusu gibi. Dokunma duyusu da anne karnında çok hızlı gelişen bir duyudur. Dolayısıyla bu üçü sinir sisteminin temelini oluşturuyor. Vestibüler duyu, dokunma duyusu ve proprioseptif duyu. Daha sonra işte görme, işitme, tatma, koklama gibi duyularımızı kullanmaya başlıyoruz. Özellikle işitme duyusu yine anne karnında seslere maruz kalarak ilk gelişmeye başlayan duyulardan birisi. Doğduktan sonra da hızla gelişiyor. Bizim değerlendirme yaparken Down sendromlu çocuklarda kullandığımız terapinin adının duyu bütünleme olmasının sebebi olan 7 duyumuz bunlar. Ve bunun ardından gelişimsel süreçlerde çocukların motor becerileri gelişir. Şöyle düşünün, doktorunuzun çocuğunuzu 1 yaşına kadar olan dönemde doktora götürdüğünüzde en çok merak ettiği konular daha çok fiziksel gelişimle ilgili olan konulardır. Dönme, emekleme, sürünme gibi. Tabii ki Down sendromlu çocuklar biraz daha geç yapıyorlar bunları yaşıtlarından. Ama ağırlıklı olarak ilk önce oluşan, duysal gelişimin ardından oluşan süreç fiziksel gelişimdir. Onun ardından oluşan süreç algısal gelişim ve en son akademik beceriler, günlük hayat, kendi kendine planlama gibi, davranış kontrol etme gibi alanlarda gelişiyoruz. Duyu bütünleme terapisi bu gelişim evrelerinin tamamını değerlendirerek çocukların durumuyla ilgili bir takım saptamalarda, tanılarda bulunuyor. Terapinin amacı bir duysal profil çıkarmak. Her çocuğun, hepimizin nasıl karakteristik özellikleri farklıysa, her çocuğun duysal profili de farklıdır. Ve bu profil bizim aslında günlük hayatımızı, davranışlarımızı, duygularımızı, uyku uyanıklık dengemizi bile, yemek yememizi, terlememizi bile yönetir aslında. Eğer var olan bir problem varsa günlük hayata farklı şekillerde yansıyabilir. Dolayısıyla duyu bütünleme dediğimizde bir profil, bir kişilik, bir benlik hayal edebilirsiniz. Duysal profiline göre mesela Down sendromlu çocukların her birinin kendi içerisinde aslında farklı duysal profilleri var. Evet, vücut farkındalıkları çoğunun kötü. Evet, birçoğunda taktil hassasiyet, dokunma hassasiyeti görülüyor vesaire ama mesela oral motor problemleri var, dil yapılarının da büyük olmasından kaynaklı. Ama yine de değerlendirdiğimizde işte görsel uyaranlara, işitsel uyaranlara, vestibüler uyaranlara farklı tepkiler verdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla öncelikle çocuğun duysal profilini iyi tanımaya çalışıyoruz yaptığımız değerlendirmede. Değerlendirmenin ardından çocuğa uygun bir tedavi programı çiziliyor. Duyu bütünleme terapisi aslında terapi diye kullanıyoruz ama tamam, oyun. Çocuklar oyun oynayarak yapıyorlar bütün becerileri. Kendilerini bu şekilde geliştiriyorlar. Salıncaklar kullanılıyor, trombolinler kullanılıyor, tırmanma duvarları kullanılıyor, hamaklar kullanılıyor. Salıncakların her birinin farklı özelliği var. Onlarca bir duyu bütünleme odasına girdiğinizde onlarca salıncak görebilirsiniz. Aslında burada amacımız çocuğun gelişim evrelerinde risk olan alanlarını belirlemek ve her salıncağın farklı becerileri geliştirme özelliği var. Bunu yine tekrar söylüyorum, bunu sadece fiziksel gelişim gibi hayal etmeyin. Duyu bütünlemenin en güzel faydası zihinsel gelişim, konuşma, davranış, duygu yansımasına kadar olan, az önce anlattığım gelişim piramidinden bütün basamaklara tek tek etki edebilmesi. Çünkü bunu bir ev gibi hayal edin. Yani kendinizi, çocuğunuzu bir ev gibi hayal edin. Bizim yapmaya çalıştığımız şeyler evin işte önce temelini oturtmak, sonra duvarlarını oturtmak, en son çatısını yerleştirmek. Dolayısıyla anlattığım algısal gelişim, işte akademik gelişim, dikkat becerileri, davranış becerileri gibi süreçlere gelene kadar çocuğun iyi bir temelinin olması, duvarlarının sağlam oturması bizim için çok kritik. Dolayısıyla duyu bütünleme terapisinin temeli tedavi eden bir yöntem. Şimdi sorular gelmeye başladı. Bir yandan... Sorular üzerinden de gidelim. Ay bir şey yaptım. Tamam, yanlış yere tıkladım. En baştakilerde ne uygulanır? 7 yaşındaki çocuğa uygulanır mı? Çocuklara fayda olarak katkısı yüzde kaçtır?
Şimdi 7 yaşındaki bir çocuğa duyu bütünleme terapisi uygulanır. Evet, ama eğer çocuğun duyu bütünleme problemleri varsa uygulanır. Burada terapisinin yüzde şey, çocuklara faydası ile ilgili bir yüzde istemişsiniz ama çocuğun duysal profiline göre değişen bir şey bu. Çocuğun çok ciddi duysal problemleri varsa çok hızlı, mesela uyduruyorum, %80 denecek boyutlarda gelişim görebilirsiniz ama çok hafif problemler varsa gelişim biraz daha farklı olur. Dolayısıyla yüzde olarak sayı vermek çok zor. Duyu bütünleme çok zaten insan odaklı, böyle sayılarla çok da ifade edilemeyen bir terapi. Ama çocuğun problemlerine göre, eğer 7 yaşındaki bir Down sendromundan bahsediyorsak ve hiç daha önce duyu bütünleme almadıysa muhtemelen vücut farkındalığı ile ilgili bir takım destekler alması gerekir. Ama bu desteklerin de doğru uygulanıyor olması gerekir. Hani çocuk hakkında çok bilgi vermemişsiniz, o yüzden çok net bir şey söyleyemedim. Evde çocuğumuza uygulayabileceğimiz duyu bütünleme çalışmaları var mıdır? Evet, çok güzel çalışmalar yapabilirsiniz evde. 7 aylık bebek için demişsiniz. 7 aylık bebek için Down sendromlu bir bebek mi? Bol bol oyun oynamanız, çocuğunuzla göz teması kurmanız. 7 aylık bebekte en güzel yapabileceğiniz şey aslında çocuk masajı, bebek masajı. Vücut farkındalığını desteklemek için bebek masajını bolca uygulayın. Bu onların kendi vücutlarını daha iyi hissetmelerini ve kullanmalarını sağlar. Kendilerini rahatlatmayı öğrenmelerini desteklersiniz bu sayede. 7 aylık bebek için biraz daha fiziksel aktivitelerde mesela yüzüstü yatma çok güzel olabilir. Yüzüstü yattığınızda arka plan farkındalığı, çocuk başını kaldırmaya çalıştıkça, çabaladıkça arka plan farkındalığını desteklersiniz. Bu da onun vücudunu daha iyi hissetmesini sağlar. Farklı pozisyonlarda salınımlar mesela çocuğa çok iyi gelir. Çünkü vestibüler sistem iç kulaktadır ve başın farklı pozisyonlarında farklı kanallar uyarılır. Dolayısıyla yapacağınız salınım sadece lineer salınım olmasın. Uyduruyorum, işte dönen sandalyeye oturun, çocuğunuzla birlikte dönün. Yerde beraber taklalar atın, sürünün, dönün mesela yerde. Yere bir yorgan serin, yorganın üzerinde beraber çocuğunuzu kucaklayıp yerde dönün mesela. Bu çok güzel hem vestibüler uyaran hem vücut farkındalığını destekleyen bir uyaran olur. Eğer oturabiliyorsa, 7 aylık hani Down sendromlu muhtemelen oturmuyor olabilir ama çok öngöremedim. Eğer oturabiliyorsa onu şeylerin, pirinçlerin içerisine oturtabilirsiniz. Farklı dokudaki kumaşlara dokunmalarını sağlayabilirsiniz. Duyu bütünleme deyince çok şey bir algı var. Sadece duysal oyun mesela Türkiye'de. Duysal oyun sadece dokunma sistemine yönelik yapılan, işte elleriyle dokunup oynayacağı, ayaklarını içine sokacağı farklı yüzeyler duysal oyun diye geçiyor. Aslında duyu bütünleme 7 duyuyla birden çalışılan bir yöntem. Dolayısıyla sadece dokunma çalışmak çok küçük bir şey. Üstelik sinir sisteminde problemli olan bir dokunma bölümü varsa çocukta siz bu uygulaya uygulaya da sinir sistemini geliştiremezsiniz. Öncelikle orada nörolojik etki edecek bir tedaviden geçirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla çocuğunuzun bu uyaranlara vereceği tepki bizim için çok önemli. Eğer ağlıyorsa mesela, siz kucağınıza alıp döndürdüğünüzde, onu koltuğa oturduğunuzda döndürdüğünüzde ağlıyorsa, pirinçlerle oynamak istemiyorsa, tepki gösteriyorsa kesinlikle bunları yapmayın. Çocuğunuzun heveslendiği, sevdiği ve yapmak istediği şeye yönlendirin. Çok küçük küçük başlayın bazı şeyleri. Zamanla arttırabilirsiniz çünkü daha çok küçük. Çok da acele etmeyin. Oral motor çalışabilirsiniz. Mesela ağız çalışabilirsiniz. Ağız içine farklı sertlikte objelerle, mesela parmağınıza steril eldivenler geçirip onları böyle yoğurt yiyebilir mesela 7 aylık bir çocuk. Yoğurdun içine sokup ağız içine ufak masajlar, ağız etrafına masajlar, ayna karşısında oral motor çalışmalar yapabilirsiniz. Aslında yapacak çok şey varmış. Anlatınca ben de fark ettim. Çocuğumuzun duyu bütünleme terapisine ihtiyacı olduğunu nasıl anlıyoruz? Çocuğunuzun duyu bütünleme terapisine ihtiyacı olduğunu bu 7 duyuya verdiği tepkilerle aslında anlayabilirsiniz. Aslında değerlendirmede de biz buna bakıyoruz. Çocuğun vestibüler sistemini değerlendirirken farklı salıncaklar kullanıyoruz. Çocuğun vücut farkındalığını değerlendirirken mesela fiziksel motor becerilerine, kabiliyetine bakıyoruz. Yaşının seviyesinde mi? Yaşının seviyesinin ne kadar altında ya da ne kadar üstünde? Koordinasyonuna bakıyoruz mesela. Koordinasyonla ilgili bir problemi var mı? Duyularla ilgili mesela görsel farkındalığı nasıl? Bazen çünkü yani duyu bütünleme problemi demek bu alanlarda hissetme problemi olması demek değil. Yani sadece uyaranları algılamamak demek değil.
Bazen tam tersi duyu bütünleme probleminde modülasyon bozukluğu olabiliyor. Modülasyon bozukluğu dediğimiz şey duysal uyaranların ayarlanamaması. Şöyle diyor, mesela görsel uyaran üzerinden konuşalım. Eğer çocuğunuz dikkat eksikliği yaşıyorsa ve bulunduğu ortamda etrafta olan her şey onun dikkatini dağıtıyorsa bu da bir duyu bütünleme problemi olabilir. Çünkü görsel modülasyon problemi olabilir. Görsel modülasyon problemi demek modülasyon problemini 3 aşamada düşünün. Birincisi uyaranların aşırı gitmesi beyne. Diğeri uyaranların fazla elenmesi. Bir diğeri de uyarın arayışı. Çocuğun sürekli uyaran istemesi. Mesela görsel üzerinden konuştuk. Görselden devam edeyim modülasyon bozukluğuna örnek vermeye. Mesela görsel uyaranla ilgili modülasyon bozukluğunda uyaranların doğru elenememesi problemi olan bir çocukta görsel uyaranlar onu çok yorar. Beynini çok uyarır ve dikkat eksikliği görülme ihtimali çok yüksektir. Görsel arayışı olan bir çocuk düşünelim. Mesela onun da sürekli etrafını dağıtmak, işte kalabalık yerlerden daha mutlu olmak gibi çok fazla kendine görsel daha renkli şeyler kullanmayı sever. Daha pastel tonlardan çok zevk almaz gibi düşünebilirsiniz. Bunu 7 duyunun hepsi için tek tek değerlendirmek gerekiyor. Modülasyon bozukluğu, diskriminasyon bozukluğu ve praksis dediğimiz duysal motor problemler, postürel problemler iç içe oluyor. Postürel problemler, duysal motor problemler, praksis genellikle Down sendromlarında olan bir sıkıntı. Diskriminasyon ayırt etme bozukluğu demek. Uyaranın yerini mesela koluna dokunduk çocuğun. Gözü kapalı, dokunulan yeri tam olarak ayırt edememesi. Mesela işte çorabı düşmüş ayağından. Bunu fark etmiyor, hissetmiyor bile. Bunu ayırt edemiyor. Ayağının altına bir şey geldi yürürken bunu fark etmiyor gibi. Diskriminasyon bozukluğu da bu şekilde değerlendirilebilir. Ama bunu dediğim gibi yine 7 duyu üzerinden tek tek düşünmek gerekiyor. Görsel için düşünmeniz gerekirse mesela puzzle yapamıyor. Ayırt etme bozukluğu olan, diskriminasyon bozukluğu olan bir çocuk. Bir de işte az önce bahsettiğim modülasyon problemlerine bakmak gerekiyor. Var mı yok mu? Uyaranlara tepkisi nasıl? Uyaranları doğru algılıyor mu? Bir uyaran arayışı var mı? Uyaranlardan rahatsız oluyor mu? Ya da yokmuş gibi mi davranıyor? Bunların hepsini tek tek değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla biraz ayrıntılı, eğer şüpheniz varsa biraz ayrıntılı bir değerlendirme yaptırmanızı öneririm. Bunlar yaptırıyor. Duyu bütünleme terapisini uzman ellerde yaptırmanız gerekiyor. Ergoterapist ve fizyoterapistler, bu alanda eğitim almış ergoterapist fizyoterapistler uygulayabilir bu terapi yöntemini. Rehabilitasyon merkezlerinde var. Ergoterapistler artık devlet hastanelerinde de çalışıyor. Biraz araştırma yapmanız gerekiyor. Bulunduğunuz şehrin hastanelerinde, fiziksel tedavi hastanelerinde özellikle ya da çeşitli kliniklerde ergoterapistler birkaç sene önce mezun olmaya başladı. 2-3 sene önce mezun olmaya başladı. Çok aşina olmayabilirsiniz. Çok sık da bulamayabilirsiniz. Ama bu alanda eğitim almış bir fizyoterapistle de duyu bütünleme terapisi yapabiliyorsunuz. Duyu bütünleme eğitimini Amerika'da işte GNRS tarafından verilen bir sertifikasyon süreci. Bu Southern California Üniversitesi'nden veriliyor. GNRS de bu terapiyi geliştiren kişi. Bu ekip, Southern California Üniversitesi ekibi fizyoterapist, ergoterapist ve konuşma terapistlerine veriyor bu eğitimi. Dolayısıyla bir konuşma terapistine de, bu eğitimi almış bir konuşma terapistine de bu terapi bilme ve uygulama yetkisi var. Bu meslekler dışında, hani beden eğitim öğretmenleri falan yapıyor. Lütfen onlardan uzak durun. Rica ederim. Benim olmadığım çok güzel. Çok güzel bir soru. İşine geldiği zaman cevap veriyor. İşte aslında burada çok güzel bir soru sormuşsunuz. Ben size şimdi modülasyonu çok güzel anlatırım bu soru aracılığıyla. Benim oğlum 13 yaşında ama seslendiği zaman işine geldiği gibi davranıyor. İşitmede bir sıkıntısı olabilir mi? Şimdi şöyle, bu çocukların aslında duymayla ilgili bir problemi yok. Yani sizin söylediğiniz şeyi, işitme kanalı, işte orada zar falan her şey sağlam. Dolayısıyla işitmeyle ilgili bir problemi yok. Ama modülasyonla ilgili problemleri olduğunda, yine modülasyon neydi? 3 aranda değerlendiriliyordu. Duysal uyaranın ayarlanması. Duysal uyaran nasıl ayarlanıyor sinir sisteminde? Uyaran geliyor beyne. Beyin bir duysal eşik oluşturuyor. Bu eşiğin altında kalan uyaranlar beyne gitmiyor. Üstüne geçen ya da kendine gelen, eşiğe yetişen uyaranlar üst merkezlere iletiliyor, önemseniyor. Şimdi duysal modülasyon problemi olan bir çocuğun bu eşiği farklı
gösterebiliyor normalde. Dolayısıyla siz seslendiğinizde sizin sesiniz eşiğinin altında kalabiliyor çocuğunuzun. Bu eşiği geçecek, bu ses tonuyla ilgili değil. Bu çocuğun sinir sisteminin o anki durumuyla ilgili. O işine geldiği zaman cevap veriyor, işine geldiğinde vermiyor oluyorsa buradan çıkıyor. Modülasyon problemi olabilir çocuğunuzun. Orada dediğim gibi yine bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Modülasyonla ilgili bir sıkıntısı var mı? Bütün işi seviyorlar, yani bunu sadece size mi yapıyor? Gerçekten davranışsal mı yoksa bütün işi sarıyanlar mı? Benzer bir modüle etme sıkıntısı yaşıyor. Bunu belirlemek gerekiyor. Bu düzelebilir, tedavi edilebilir bir şey. 17,5 aylık bebeğim saç, özellikle annenin çekmeyi çok seviyor, bıraktıramıyoruz. Sesimizi yükseltmemiz, onun saçını biraz çekmemiz de fayda sağlamıyor. Saçı ağzına da inatla sokmaya çalışıyor. Çoğunlukla anneyi emerken ve boşta kaldığında kendi saçını çekiyor. Acaba duygu terapisi gerekli mi? Bunun adına evde neler yapabiliriz? Şimdi 17,5 aylık bir çocuk bunu zaten isteyerek yapmaz. Yani siz onun saçını çektiğinizde lütfen çekmeyin. Sadece canını acıtırsınız. Şu an henüz çok da o sebep-sonuç ilişkisiyle ilgili farkında değildir. Bu biraz bana uyaran arayışı gibi geldi. Bu çocuğun duyu bütünlemeyle ilgili dokunma sisteminden örnek vereceğim. Dokunma sistemiyle ilgili bir uyaran arayış olabilir. Yine bir modülasyondan bahsedeceğim. Seeking denen uyaran arayışı bozukluğu olan modülasyon sıkıntısında çocuk kendine uyaran vermek ister. Mesela siz de sizin kızınız da muhtemelen biraz dokunsal uyarana ihtiyaç duyuyor. Burada siz neler yapabilirsiniz? Dokunma uyaranına en güzel rahatlatacağınız yöntem masajdır. Bebe yağlarıyla yapabilirsiniz, küçük masaj fırçalarıyla yapabilirsiniz, yumuşak dokuda tatlı kadife mesela rahatsız etmiyorsa onu. Onun sevdiği, seveceğini tahmin ettiğiniz farklı dokulardaki kumaşlarla, fırçalarla ya da elinizle sadece ona derin basınçla birlikte. Yani çok yüzeyel, onu sadece gıdıklar. Biraz daha bastırarak yapacağınız masaj, bebek masajı yine. Onun bu uyaranını biraz rahatlatmasını, doymasını sağlar. Çünkü bu sensory seeking denen, duysal modülasyon bozukluğu olan çocuklarda. Şimdi şöyle düşünün, beynimiz mideniz gibidir. Nasıl karnınız acıktığında beslenmeniz gerekiyorsa beynimizin de doğru beslenmesi gerekir. Şimdi modülasyon bozukluğundan bahsettim ya, çocuğun duysal gelen duysal uyaranlar eşiğinin altında kalıyor. İşte eşik aşağıda kaldığında çocuk beynini beslemek için kendine uyaran vermenin farklı yollarını bulur. Çoğu zaman bu bizim hoşumuza gitmeyen davranışlar şeklinde gözlemlenebilir. Dolayısıyla burada çocuğa kızmak, bir takım davranışsal çözümlerle bunu halletmeye çalışmak aslında biraz psikolojik sıkıntılara da sebep olur. Hani çocuk çünkü bunun farkında olmadan yapıyor. Bu onun ihtiyacı. Siz nasıl acıktığınızda yemek yiyorsunuz. Bu onun ihtiyacı. O yüzden bence biraz onun dokunma duyusunu doyuracak. Mesela memede çıplak ten teması çok güzel olur. Hala emziriyormuşsunuz, süper bir şey yapıyorsunuz. Orada sıkıştırarak biraz, kucağınızda hafif sıkıştırarak, mesela kanguruyla, daha çok anne bebek ten temasını arttırarak. Kanguru kullanmanızı öneririm ama Down sendromlu mu değil mi ondan çok emin değilim. Eğer Down sendromluysa kanguru için yok, acele etmeyin. Daha çok sizin kucağınızda size sarılarak, sıkıştırılarak durmasını sağlayın. Masajlarınızı arttırın. Farklı dokularda şeylerle masajlar yapın. Biraz gözlemleyin ama bunu öyle haftada bir ya da her akşam falan değil, bunu gün içine yayarak. Nasıl siz 3 kere yemek yiyorsunuz? En az. Dolayısıyla bunu gün içine yayarak bol bol, uyduruyorum, 2 saatte bir, 3 saatte bir yapmaya çalışın. Fark ettiğini göreceğinizi düşünüyorum. Elmas Işık'ın sorusunu yanıtlıyorum. Buradan ailelerin özellikle sizden duymasının daha olacağını düşünüyorum. Sizce beden eğitimi öğretmenlerinin ya da duyu bütünleme eğitimi olmayanların bu terapiyi yapması uygun mu? Ailelere bu konuda bir uyarınız var mı? Evet, kesinlikle. Ben size yaşadığım bir şeyden, bir tecrübeden bahsedeceğim. Şimdi İstanbul'da, Türkiye'de hatta duyu bütünleme terapisinin ilk duyulmaya başladığı, ilk oluşmaya başladığı süreçlerde İstanbul'un bir semtinde bir duyu bütünleme yaptığını söyleyen bir yer açıldı, klinik açıldı ve beden eğitimi öğretmenleri yapıyordu bu terapiyi. Ben bir sempozyumda bir hocamızı dinlemeye gitmiştim. İşte sempozyumda hocamız şeyden bahsetti, duyu bütünleme terapisinin faydalarından bahsetti, bir çocuk psikiyatristi. Bunun uygulanmasını da öneriyoruz. Özellikle işte otizmle dikkat eksikliği olan, hiperaktivitesi olan, Down sendromu olan çocuklarda falan diye küçük bir şeyde bulundu, öneride bulundu.
Konuşmasının sonunda bir aile el kaldırdı ve hocam dedim, siz duyu bütünleme öneriyorsunuz ama ben çocuğumu duyu bütünlemeye götürdüm. Çocuğumun saçını çektiler, işte ensesinden tutup tırmandırmaya çalıştılar. Sert 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 müdahalelerle yaptılar ve benim çocuğum şu an iyi değil, tam tersi çok daha kötü durumda. Mesela bu yaşanmış ve bu aile buraya uzun sürede devam etmiş, önerilen bir yöntem olduğunu düşündükleri için. Dolayısıyla eğitimi olmayan, hele ki uygulama yetkisi olmayan insanların bunu yapması, evet Türkiye'de henüz bu bir açık. Yani Türkiye'de henüz duyu bütünleme terapisini sadece şunlar yapar denmiyor. Ama bu Türkiye'ye özel bir şey değil. Zaten bu terapinin bulunduğu yer Amerika ve bu eğitimin kimlere verildiği, hangi meslek elemanlarına verildiği de çok göz önünde bilinen bir şey. Dolayısıyla fizyoterapist, ergoterapist ve konuşma terapist olmayan bu eğitimi de almamış, özellikle bu meslekler için de geçerli. Çünkü üniversitede duyu bütünleme terapisi eğitimi verilmiş olması gerekiyor. Ya da mezun olduktan sonra bu kurslara gitmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla bu eğitimi almamış herhangi birisinden eğitimi almış olsa dahi beden eğitimi öğretmeni gibi farklı meslek, yani fizyoterapist, ergoterapist ve konuşma terapisi dışındaki diğer meslek gruplarından direkt duyu bütünleme terapisi zaten alamazsınız. Uyguladığı şey başka bir şeydir. Emel Hanım'ın sorusu, illa problem olduğunda mı duyu bütünleme alınmalı? Şöyle, benim iki oğlum var. İkizler, 2 yaşındalar. Geçen hafta, şimdi ben dönem dönem, benim blogum var, terapistmam.com, orada maceralarımızı okuyabilirsiniz. Dönem dönem ben onları buraya terapiye getiriyorum çünkü hayatımı kurtarıyor. Çok geç yürüdüler. Ben de işte fizyoterapist olarak çok biliyorum ya, işte doğru müdahaleyi yaptım, her şeyi zamanında yaptım falan filan, ama yürümediler yani. Çok güzel bir ders oldu bana. Bir takım gelişimsel problemler olabilir zaten. Burada bir şeyin problem olması için hayatımızı limitliyor ve kısıtlıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla problem tanımı da çok değişiyor kişiye göre. Benim için problem olduğu noktada ben çocuklarımı buraya terapiye getirdim ve 16 aylıkken yürümeye başladılar terapi sayesinde. Hatta emeklemeleri de geç olmuştu. Tamam, artık götüreceğim deyip getirdim. Gerçekten de ilk seanstan sonra emeklemeye başladılar. Sonra işte tekrar ara verdim. Sonra tekrar yürümeleri için getirdim. Bir seanstan sonra yürümeye başladılar falan. Yani çok da güzel, gelişimsel problem olmayan çocuklar çok da hızlı gelişiyorlar. Hızlı cevap veriyorlar terapiye. En son şimdi 2 yaş, hep anlattıkları o benim başıma gelmez zannettiğim 2 yaş sendromunu yaşıyoruz bu ara. Yaşıyorduk aslında. Çünkü geçen hafta benim işte klinikte yöneticimiz Aysel Hanım. Aysel Hanım'a dedim ki, Aysel Hanım, ben artık 2 elim kanda da olsa bu çocukları oraya getireceğim. Daha fazla dayanacak gücüm yok. İyi ki de getirmişim. Çünkü 1. seanstan itibaren çok şükür, nazarda değmesin, şuraya bir nazar boncuğu takmak lazımdı. Artık biraz daha normale döndüler. O ağlama krizleri, her şeyi ben yapacağım, hayır öyle değil, ne derseniz tam tersini söylemeler falan çok azaldı. Dolayısıyla şimdi ben tabii, benim böyle bir lüksüm var. Bu seçim meselesi, ama hep şeyi söylerim ailelere. Bir şey eğer sizin hayatınızı bir problem, yani bunu sokaktan gören birinin bir problemi var bu çocuğun demesi değil. Eğer bu sizin hayatınızı limitliyorsa, uyduruyorum, bir ayağı sakatsa çocuğunuzun, sekerek yürüyorsa ama bu onun hayatını engellemiyorsa, bu bir problem değildir bence. Eğer hayatınızı, sizin ve çocuğunuzun hayatını, okuldaki başarısını, davranışlarını, duygularını, duygu çok önemli çünkü çocukluk çağında hissettiği duygular. Dolayısıyla hayatınızı etkileyecek boyuta geldiyse bir konu, evet terapi almalı. Ama benim çocuğum daha zeki olsun, daha muhteşem olsun diye terapi aldırmayı düşünüyorsanız söyleyecek bir şeyim yok. Güzel olur. Aylin Hanım'ın 17,5 aylık Down sendromlu bebek, salya akması var. Duyu bütünleme terapisi gerekli mi? Bunun için evde, hayır, yani 17,5 aylık ağzından salya akıyor diye duyu bütünleme terapisi almasına gerek yok bence. Ama duyu bütünleme uygulamalarını evde deneyebilirsiniz. Gelişimsel bir problem var mı? Çok fazla bilgi vermemişsiniz. Acı hissinin azalması söz konusu olabilir mi? Aylin Hanım'ın sorusunun devamı. Şimdi ağzından salya akması, acı hissinin azalması, bunlar mesela salya akması çocuğunuzun ağzını hissetmemesinden. Az önce anlatmıştım ya, vücut farkındalığı problemi. Bu aynı zamanda özellikle Down sendromlu çocuklarda oral motor sistemde de çokça olan bir problem. Down sendromlu çocuklar hem dilleri çok büyük olduğu için, çok iyi kullanamadıkları için hem de bu
ağız etrafındaki kaslarını, içindeki kaslarını çok iyi kullanamadıkları için ağızlarını doğru hissedemiyorlar. Doğru hissedemediklerinde de o salya kontrolünü, işte dil dudak hareketlerini çok iyi sağlayamıyorlar. Evet, bu geliştirilmesi, düzeltilebilmesi mümkün bir yöntem. Oral motor masajla, az önce size bahsettim Aylin Hanım. Oral motor masajla ağzının içine yapacağınız farklı dokudaki işte diş fırçaları, ama fırçanın üzerine uyduruyorum, steril eldiven geçirerek, direkt fırçayı değdirmektense değdirerek ya da işte çubuklarla böyle çubuk kraker verebilirsiniz mesela, kıtır yiyeceklerle onun oral motor kaslarının gelişmesini sağlayabilirsiniz. Yine az önce yine söylemiştim, aynı karşısında kendi görmek de onun beyninde ağzını daha iyi hissetmesini sağlar, pekiştirir. Acı hissinin azalması da bundan. Acı hissinin azalması da dokunma duyusunun eşiğinin yüksek olması. Çocuklar gelen duysal uyaranları tam algılayamıyorlar eşikleri yüksek olduğu için. Burada yine yapacağınız masajlar, ama bu 17,5 aylık zamanla büyüdükçe başka şeylere dönüşebilir. O yüzden şimdi müdahale edin, ama daha uzun dönemde başka problemlere sebep olursa o zaman terapiyi düşünmek gerekiyor. Her şeyi fırlatıyor. Benimkiler de fırlatıyor. İki yer sendromu yaşıyor olma ihtimali yüksek. Burada biraz daha bunu oyuna çevirip hani bunu siz ona yapma dedikçe, çünkü o dikkat çekme amacıyla yapıyor bunu. Siz ona yapma dedikçe bunu daha çok yapacak. Dolayısıyla yapma diyerek engel olmaya çalışmaktansa bunu oyuna çevirip yaptığı şeyin farkına varmasını, bunu farklı şeylere yönlendirebilmesini sağlamanızı öneriyorum. Onun dışında çok da bence biraz 28 aylık çocuk çok da her tehlikenin farkında olmayabilir. Hele ki Down sendromluysa biraz daha küçük oluyorlar onlar, çünkü 28 aylık gibi düşünmeyelim. Dolayısıyla biraz sizin de önlem almanız gerekiyor. Mesela cam eşyaları vermeyin 28 aylık bir çocuğun eline, hele fırlatma huyu varsa. Kırılabilecek şeylerden uzak tutun. Gözünüzün önünde bulunduğu sürece yaptığı şeylerin farkına varmasını sağlamak çok güzel bir çözüm aslında yanlış davranışa. Aa, attın mı? Bak ben de bunu atıyorum, yakala. Aa, attığını ben yakalayamadım gibi oyunlaştırma yöntemiyle bu problemler çözülüyor çoğu zaman. Yeter ki siz dur yapma diyerek her seferinde onu cezalandırmaya çalışmayın, ama benimkiler de atıyorlar hala. Rica ederim Murat Bey. Duyu bütünleme terapisi neydi? Bir daha açıklar mısınız diye sormuş Aydın Keskin. Şöyle anlatayım aslında. Duyu bütünleme terapisi, duyu bütünlemesi ne demişsiniz? Çok güzel. Duyu bütünleme şudur. Duyu bütünleme çevreden ve vücudumuzdan gelen duysal uyaranların, yani görme, dokunma, tatma, koklama, işitme, vestibüler ve proprioseptif duyuların sinir sisteminde reseptörler aracılığıyla alınması, sinir sisteminde işlemlenmesi beynimizde ve bu işlemlendikten sonra, bu algı oluştuktan sonra bu algıya yönelik bir cevabın açığa çıkması. Bu cevap fiziksel bir cevap olabilir. Duygusal bir cevap olabilir. Mesela birisi size kötü bir şey söylediğinde üzülmeniz, kızmanız gibi duygusal bir cevap olabilir. Akademik bir cevap olabilir. Okuduğunuz bir şeyi anlayıp ya da bir problemi çözmeniz gibi. Sosyal bir cevap olabilir. Size merhaba diyen birine merhaba demek gibi. Göz teması kurmak gibi hatta. Bu cevapların tamamını oluşturma süreci. Yani duyuyu algılamak, çevreden gelen uyaranı ya da kendi vücudundan gelen uyaranı algılamak ve bu uyarana uygun bir adaptif cevap, doğru cevap açığa çıkarmak sürecinin tamamına duyu bütünleme deniyor. Nesrin Hanım, 28 aylık kafasına vurmaya çalışıyor. Hep eliyle olsun ya da kendi kafasını bir yere vurmaya çalışıyor. Sürekli ne yapmalıyız ya da neden yapıyordur? Kızdığı için mi yoksa kendini mi ifade edemediği için? Evet, öfkeden ve kendini ifade edememesinden kaynaklı bir regülasyon problemi yaşıyor benim anladığım kadarıyla. Kendini regüle etmek için vücuduna uyaran vermeye çalışıyor. Regülasyon kendini rahatlatabilmektir. Ayarlamaktır. Bu duygularla baş edebilmeyi öğrenmektir. Bu öfke içinde olabilir, sevinç içinde olabilir aslında. Çok sevindiğinde zıplayan insanlar vardır ya, aslında bu da bir regülasyon problemi. Sevinci, heyecanı, öfkesi, kızgınlığı, işte bunlarla baş edemediği zaman bu tarz kendine uyaran vererek uyaran arayışı sonucu çıkıyor ortaya. Burada aslında onun kendini regüle etmeyi öğrenmesini sağlamamız gerekiyor. Ben muhtemelen bu kafasını vurma, hele ki artık 27 aylık olmuş bir çocuğun kafasını vurma probleminin bir duyu bütünleme sıkıntısından kaynaklandığını düşünürüm. Muhtemelen duyu bütünleme terapisinden fayda görecek bir çocuktan bahsediyoruz.
Çünkü önce regülasyon öğrenmesi için sizin yapacağınız uygulamalar şu an çok yeterli olmaz. 27 aylık olana kadar en azından kafasını vurup kendine zarar verme konusunu çözmüş olması gerekiyordu. Dolayısıyla biraz onun kendi vücudunu ve dünyayı doğru algılaması, bu uyaran eşiğinin, bozuk olan uyaran eşiğinin aşağıda ya da yukarıda olan uyaran eşiğinin normalize edilmesi gerekiyor. O yüzden bence biraz duygu kontrolüyle ilgili bir duygu bütünleme terapisi alabilir. Kanguru önermedim. Çünkü Down sendromlu çocuk için neden, Serpil Hanım'ın sorusunu cevaplayayım, neden Down sendromlara kanguru önermediniz diye sormuş. Bence kullanmayın. Çünkü Down sendromlu çocukların eklemleri çok gevşektir ve kasları hipotoniktir. Dolayısıyla kanguru onların gevşek olan eklemlerini daha da açmalarına yönelik bir pozisyon yönlendirir. Onlar şimdi sağlıklı gelişen bir çocukta bile hipotonsa eğer kangurunun problem yarattığına tanık oldum daha önce. Dolayısıyla Down sendromlarda bunu önermiyorum. Çünkü o çocuk gevşeyen kas zaten gevşek olan kaslarını kalçadan açılıyor, dizden açılıyor falan. Onları sonradan toparlayabilecek tonusa sahip değil. Erken dönemde yaptığınız bu yanlış müdahale uzun vadede yürüme gecikmesi, koordinasyon gecikmesi. Çünkü bunlar akademik gelişiminde davranışla temelini oluşturuyor. Uzun vadede size geri dönüşü kötü olur. O yüzden ilk izlediniz kanguruyu bırakın. Emel Hanım'ın sorusunu atlamışım. İlla problem olduğunda mı? Ha, cevap verdim, evet. O soruya cevap verdim Emel Hanım. Ayşe Yay, kızım 17 aylık, şu an fizik tedavi alıyor. Yürüme sürecinde evde kendim kule dizme, halka dizme ve aynada çalıştırıyoruz. Kazağını gördüğünde kafasını geçiriyor. Ayakkabısını gördüğünde ayağını giymeye çalışıyor. Yemekte kendi yemeye çalışıyor. Gelişim özellikleri var. Bu durumda ergoterapi yine de alınması gerekir mi? Alanlarına göre yaptıkları uygun mu? Bence uygun, bence gerekmiyor. Sadece söylediğim gibi ben belki şeyin sonunda bir evde yapılacak şeylerle ilgili teşekkür ederim Serpil Hanım, Allah bağışlasın demiş. Evde yapılacaklarla ilgili birkaç öneride bulunurum her çocuğun yapabileceği. Aklıma gelmeyenler olursa terapistmam blogumda terapistmam.com İngilizce karakterlerle yazılıyor. Orada 45 tane falan her çocuğun yapabileceği çeşitli uygulamalar var. Onlar üzerinden seçerek yapabilirsiniz ev programını. Ama bence gerek yok. Gür Akman'ın sorusunu okuyorum. Benim kızım 5 yaşında, konuşmayı kolaylaştırabilmek için duyu bütünleme uygulanabilir mi? Neler yapabiliriz? Evet, 5 yaşında ve henüz konuşmamış olan bir çocuk için duyu bütünleme terapisi önerilebilir. Eğer duyu bütünleme problemleri varsa tabii. Eğer Down sendromluysa muhtemelen oral motor ve vücut farkındalığı sıkıntıları var. Konuşmayı gerçekleştirmeden önce hepimizin gelişim süreçlerinde önce yürüme, emekleme gibi daha fiziksel alanlarda gelişiriz. Daha sonra konuşmayı, yani ince motor dediğimiz bu oral motor, daha küçük kaslarımızı geliştiririz. O yüzden kızınızın 5 yaşında ama fiziksel durumu da önemli bizim için. Koordinasyon becerileri de önemli, vücut farkındalığı da önemli. Vücudunu doğru hissedebiliyor mu, kullanabiliyor mu? Koordinasyon becerilerini 5 yaşında bir çocuğun yapabileceği kadar yapabiliyor mu? Konuşmasının temelinde hangi sıkıntılar var? Onları bir tanımlamak gerekiyor. Eğer onların hepsini yapabiliyorsa, yürüyebiliyorsa, koordinasyonu ise direkt oral motora yönelik ve vücut, yine vücutla destekleyerek vestibüler uyaranı doğru işlemliyor mu, proprioception'ı nasıl, hepsine bakmak gerekiyor. Ama evet, yani 5 yaşında bir konuşmuyorsa çok büyük ihtimal, hele de Down sendromluysa çok büyük ihtimalle duyu bütünlemeden fayda görürsünüz. Yine konuşma terapisiyle beraber. Oğlum 2 yaşında, anne, baba, teyze, dede, anneanne nerede diye sorduğumuzda işaret parmağıyla gösterebiliyor. Bu bizi çok sevindiriyor. Annesi evde iş yaparken güzel kendi kendine oyuncaklarıyla oynuyordu. Bu aralar yalnız bırakamıyoruz. Hep mızmız. Ne yapmamız lazım? Soruyu anlamadım. Normalde iyi İşaret parmağıyla yani gösteriyor. Evet. Annesi evde iş yaparken güzel kendi kendine oyuncaklarıyla oynuyordu. Bu aralar yalnız bırakılmıyor. Mızmız. Ha, belki bir şeyden korkmuştum. 2 yaşında gerçekten çok net gördüm. Evrendeki bütün çocuklar 2 yaş sendromunu yaşıyorlar. 2 yaş sendromu yaşıyor olabilir. Benim oğullarımdan birisi de mesela bu arada çok ciddi korkular yaşıyor. Karanlıktan korkuyor. Yalnız başına bir odada bulunmaktan korkuyor.
bir şeyden korkmuş olabilir. Orada onun neden korktuğunu anlayamıyorsunuz. Hele de konuşamıyorsa, kendini ifade edemiyorsa. Bence biraz onun duygusal tepkilerine saygı göstermek ve ona göre biraz onun istekleri doğrultusunda hareket etmek gerekiyor. Çünkü bu duygusal bir problem, muhtemelen bir temeli var, bir sebebi var. O yüzden bence biraz sakin kalıp ona saygı göstererek devam edin. Cansu Tuncel'in sorusunu cevaplıyorum. Oğlum 5 yaşında istediği olmadığı zaman sinirlendiğinde kafasını yere vuruyor. Ne yapmalıyız? Tepkimiz nasıl olmalı? Şimdi burada 5 yaşındaki bir çocuk bunu sizi cezalandırmak için de yapıyor olabilir. Burada davranışsal bir temeli olabilir bu yaptığı şeyin. Çünkü korkularla, kaygılarla, duygularla baş edemeyen bir çocuksa eğer bunu birçok yerde yapıyor olması gerekiyor. Yani üzüldüğü her zaman bunu her yerde yapıyor mu? Bunu genelliyor mu? Yoksa bu sadece sizi cezalandırmak için. Çünkü o kafasını vurduğunda muhtemelen sizin tüyleriniz diken diken oluyor. Sesiniz titriyor, ona belli etmeseniz bile. O sizin kaygılandığınız, korktuğunuz ve onu yapmasını istemediğinizi biliyor. Şimdi 5 yaşında bir çocuk sizi nasıl cezalandırabilir? Bu yolunu bulmuş. Muhtemelen burada sizi cezalandırıyor da olabilir. Size ceza veriyor. Kendine zarar vererek bunu en güzel yaptığını fark etmiş olabilir. Ama yine az önce başka bir soruda duygu regülasyonu ile ilgili anlattım. Eğer bunu genelliyorsa, bu regülasyon problemini her yerde yaşıyorsa bu çocuk, o zaman bence mutlaka bir terapi almamız gerekiyor. Ama dediğim gibi öncelikle düşündüğüm benim bir davranışsal tepki var sanki burada size. Teşekkür ederim. Cam eşya ya da yemek vermiyoruz. Kardeşi var 14 aylık. O da ondan görüyor. Aynısını yapıyor. Fırlatıyor. Kardeşler olduğunda evet, ne yazık ki öyle bir şey söz konusu. Birbirlerini çok iyi taklit ediyorlar. O yüzden işte siz bu davranış ortaya çıkmadan engel olacaksınız. Bunun oluşmaya başladığı süreci biraz takip etmek gerekiyor. Ne zamanları yapıyor? Sinirlendiğinde mi? Mesela bence 14 aylık bir kardeş varsa bunu dikkat çekmeye çalışmak için de yapıyor olabilir. Çünkü bunu her yaptığında, o atma davranışını her ortaya çıkardığında siz çok büyük ihtimalle yapma diyorsunuz. Dikkatinizi ona veriyorsunuz. Bir şekilde aslında onu ödüllendiriyorsunuz. Dolayısıyla görmezden gelme de bir seçenek olabilir. Ama dediğim gibi bence öncelikle bu davranışın ortaya çıkmasını, bu süreci takip etmek, çocuğunuzun verdiği sinyalleri takip etmek iyi olabilir. Bu sinyallerden sonra bunun oluşmasını engellerseniz 14 aylık kardeşi için de daha iyi geri dönüşünüz olacaktır. Mesut Bey, kaç yaşında özel eğitime göndermeliyiz diyor. Bunu bir özel eğitimciyle konuşmak daha iyi olabilir. Özel eğitime ihtiyacı olup olmadığına karar vermek gerekiyor çünkü öncelikle. Bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Gelişimsel olarak yaşlarının, çünkü çok iyi Down sendromlar da var. Gelişimsel olarak yaşlarının neresinde ile ilgili bir ön değerlendirme yapmak gerekiyor. Çünkü çok erken dönemde başlayabilirsiniz özel eğitime. Rümeysa Hanım, beni atladınız demiş. Aslında hepsine bakıyoruz. Görmedim. Yok sorusu. Soru gelmemiş olabilir. Rümeysa Hanım, sorunuz gelmemiş. Tekrar göndermeniz mümkün mü? Teşekkür ederim. Fatma Hanım'ın sorusunu cevaplayacağım. Kızım 9 yaşında, Down sendromlu. Sürekli kendi kendine karşısında kuzeni varmış gibi konuşuyor. Anormal olabilir mi? Yani olabilir ama onun özellikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmam gerekiyor. Mesela kızınız göz teması kuruyor mu? İsmine bakıyor mu? Sizinle iletişim kuruyor mu? Konuşabiliyor mu? Sizinle isimle spontan bir şekilde konuşuyor mu? Yoksa bunlar ekoleli mi? Otizm özelliği gösteren Down sendromlar da var çünkü. Çok fazla bilgi vermemişsiniz. Onunla ilgili bana biraz daha bilgi verirseniz, kızınızla ilgili Fatma Hanım. Konuşması düzgün değil. İşte sizinle nasıl konuşuyor? Göz teması var mı? İsmine bakma var mı? Sizinle ortak dikkat kuruyor mu? Parmakla gösterme var mı? Bir şey istediğinde elinizden tutup mu götürüyor sizi, yoksa anneciğim bana bunu verir misin diye konuşuyor mu? Bunların hepsi önemli. Bunlara vereceğiniz cevabı göre yönlendireyim ben sizi. Hayriye Hanım'ın sorusu. Oğlum 13 yaşında, Ritalin kullanıyor. İlaç etkisi bittiğinde kahkahalarla gülüyor ve de arada bağırıyor. Bunun için neler yapmam gerekiyor? Nasıl davranmam gerekiyor? Acaba iyi günler. Böyle bir yayın yaptığınız için teşekkürler, rica ederiz. Şimdi muhtemelen ilaç tabii onun bu davranışlarını, bu yanlış davranışlarını baskılıyor. Kahkahalarla gülüyor, arada bağırıyor. Evet. Şimdi bunlar yine duyu bütünlemeyle ilgili problemler olabilir. Ama burada sizin
yapabileceğiniz aslında çocuğun bu ihtiyacını gidermek. Çocuğun duygu tünleme ile ilgili bunları hangi durumlarda yapıyor? Kendi kendine sürekli yapıyor mu? Kendini regüle edemiyor olabilir. Duygularıyla yine baş edemiyor olabilir. Ya da işitsel bir uyaran arayışı da olabilir. Yani bu kahkahayla gülmek, arada bağırmak, işitsel daha fazla işitsel uyarana ihtiyacı olduğu için olabilir. Mesela müzik çalarken evde bunu yapıyor mu? Aynı zamanda bu oral motor uyaran arayışı da olabilir. Genellikle oral motor arayışı olan çocuklar bunu ağızlarına işte o sırada yiyecek bir şey yoksa ses çıkararak da yapıyorlar. Tam tanılama önemli. Bu neden yaptığını anlamak önemli. Tanıdan sonra çünkü öneride bulunabilirim. Seher Hanım'ın sorusu. Down sendromlu çocuklarda yüzde oranı var mı? Daha ağır geçiren veya daha hafif geçiren gibi. Yani değişiyor Down sendromu. Çok hafif Down sendromlarda var. Çok yüksek mesela otizm benzeri ya da fiziksel engelle beraber süre gelen, yürüyemeyen ömrü boyunca Down sendromlarda var. Terapiye kaç aylık başlamak gerekiyor? 5 aylık oldu benim çocuğum. Doktor daha erken evde yapın terapileri diyor. Evet, 5 aylık bir çocuk evde terapi yapılması gerekiyor ama bu terapileri siz yapamazsınız. Düzenli olarak bir uzmandan, bir fizyoterapistten, bir özel eğitimciden ev programı almanızı öneriyorum. Onların verdiği, mesela 2 ayda bir görmek isteyebilir, 6 ayda bir görmek isteyebilir. Onların verdiği programı evde uygulamanız, amaca yönelik şeyler yapmanız çok önemli. Bu yeterin kullananlarla iletişim var. Fatma Hanım, ha, iletişim var. Neydi? Kendi kendine güzeli varmış gibi konuşuyor mu? O şey olabilir Fatma Hanım. Biraz sanki orada oral motor arayışı olabilir. Ben onu hissettim. Ya da içsel arayışı olabilir. Kaygılandığında bunu kendini regüle etmek için bir uyaran ortaya çıkararak mı? Kaygılandığında çözüm olarak yapıyor olabilir. Benim önerim sakız çiğnemeyi öğretin eğer bilmiyorsa. Orada siz onunla sohbet edin. Çünkü konuşmanın hem işitsel ortamda bir ses olsun mesela, müzik olsun, müzik çalsın. Bir onu tanıyın, önce bir tanılayın. Hep oraya gidiyor konu ama sebebinin ne olduğunu bulun. Hangi duyuyla ilgili? Oral motor arayış mı? İşitsel arayış mı? Kaygı mı? Duygu regülasyonu ile ilgili bir problem mi? Onu tanıyın. Eğer işte oral motorla ilgili kendisi sakız verdiğinizde sakinleşiyorsa, sert deblebi gibi fıstık gibi şeyler yediğinde sakinleşiyorsa, bu onun kendini iyi hissetmesini sağlar oral motor uyaran, o zaman belki oral motor arayıştan dolayı bunu yapıyordur. İşitsel uyaran arayışından yapıyor olabilir ama bunu yaptığında hep bir sebebi vardır. Yani orada bir sıkıldığı için, boş kaldığı için, korktuğu için, kaygılandığı için orada bir problemi çözüyor kızınız aslında. Orada bir problem var ve onu çözüyor. Öncelikle o problemin ne olduğunu tanımlamanızı öneririm. Daha sonra zaten davranış devam ediyorum. Duyu bütünleme için rapora ne yazdırmalıyız? Fizyoterapi yazdırabilirsiniz. Devletin karşıladığı yerler var. Yani rehabilitasyon merkezlerinde fizyoterapistler duyu bütünleme Tarkan gibi. Bütünleme için. Rapora evet, fizyoterapi yazdırmanız yeterli. Yeter ki gittiğiniz rehabilitasyon merkezindeki fizyoterapistin duyu bütünleme eğitimi olsun. Katibi Hanım'ın sorusu. Evet, düzgün muntazam olan her şeyi bozmak ve dağıtmak istiyor. Bağlantıyla ilgili bir problemimiz var, sık sık kopuyor. Düzgün muntazam olan her şeyi bozmak ve dağıtmak istiyor. Yapma dediğim zaman da oluyor. İlgilenmediğim ya da oyun değiştirdiğimde oluyor. Bu galiba şeyin Katip Hanım'ın sorusunun devamı. Değil mi? O atıyordu değil mi her şeyi? Evet. Evet. Tamam, evet. O zaman muhtemelen dikkatini çekmek için yapıyor. Kardeşini kıskanıyor çok büyük ihtimalle. O
oluşmadan, yani onu hissettiğiniz anda, ben de ikiz annesiyim, çok iyi biliyorum onu. Ortaya çıkmadan onun geleceğini anlamanız gerekiyor. Çünkü siz 14 aylık bebeğinizle emzirirken, onunla oyun oynarken, ilgilenirken aslında onun gözünde de onu da ihmal etmiş de oluyorsunuz. Dolayısıyla biraz o dengeyi kurmakta sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorum. Biraz onu belki onun üzerine gitmek gerekiyor. Çünkü o öfkesiyle baş edemiyor henüz. Öfkesini kontrol etmeyi öğretmek gerekiyor bununla beraber. Cemilhan Kandemir. Merhaba, kızım 29 aylık. 6 aylıkken eğitime başladık. Konuşma hariç her türlü davranışı, konuşması, oturma kalkma normal. Konuşma için ekstradan ne yapabiliriz? 29 aylık. Oturma kalkma yürüyor herhalde. Herhalde bir konuşma yerine yürüme yazacaktı. İki kere şey, konuşmayı normal yazmışsınız. Sonra konuşma için ne yapabiliriz demişsiniz. Şurada davranış konuşması. Yani eğer yürüyebiliyorsa, fiziksel koordinasyonu yaşıtlarının seviyesindeyse daha oral motora yönelik çalışmalar yapılabilir. Ama fiziksel koordinasyonla bunu desteklemenizi öneriyorum. Çünkü az önce bahsettiğim gibi insan gelişimi büyükten küçüğe doğru olur. Önce kaba motor gelişim sağlanır, sonra ince motor gelişim sağlanır. Dolayısıyla o koordinasyonunu, vücut farkındalığını desteklediğinizde aynı zamanda konuşma terapisiyle oral motor çalışmaları ya da evde kendi yapacağınız bazı yöntemlerle desteklerseniz gelişimin daha hızlı olduğunu göreceksiniz. Cansu Yalnızcan Baki. 14 aylık bebeğim var. Sivava salıncakla duyu bütünleme terapisinde ne kadar etkilidir? Öğreneceğiniz farklı duyu bütünlemeler var mıdır? Teşekkürler. Bebeğiniz sallamak istiyorsa sallayabilirsiniz. Vestibüler uyaran sinir sistemini geliştirir. Hiç çekinmeyin sallamaktan. Sivava salıncak güzel rotasyon da alıyor. Tek noktadan bağlanıyor çünkü. Ama dediğim gibi çocuğunuzun tedirgin olduğu, korktuğu, tehlike oluşturabilecek pozisyonlardan kaçının. Salıncağın üzerinde amaç orada bol bol vestibüler salınım almak değil. Orada aslında amaca yönelik şeyler yapmak. O yüzden orada oyunlar oynayın. Hani ben sallıyorum onu. Tabii salıncakta sallamak duyu bütünleme terapisi demek değildir. Orada yedi sistemin hepsinin geliştirilmesi gerekiyor. Ama duyu bütünleme aktiviteleriyle ilgili en sonda birkaç tane öneride bulunacağım. Takip ederseniz sonunda söyleyeceğim. Oğlum 4,5 yaşında, bazı çizgi filmleri seyrederken sevdiği karakterleri taklit ediyor, repliklerini söylemeye çalışıyor, film seçimlerimizi doğru yapmaya çalışıyoruz ama çizgi film seyretmesi doğru mu, yanlış mı? Bence yanlış. Şimdi 4,5 yaşında bir çocuk henüz gerçekle şeyi de ayırt edemediyse, eğer Down sendromluysa diye söylüyorum. Sevdiği karakterleri taklit edip repliklerini söylemeye çalışıyorsa, yani sizde bir problem olduğunu fark etmişsiniz aslında. Dolayısıyla benim izletmeyin dememi bekliyorsunuz. Bence izletmeyin. Çünkü televizyon sizin için de, çocuğunuz için de tamamen vakit kaybı. Onun yerine üretebileceği, kendini geliştirebileceği oyuncaklarla aktiviteler yapması, hiçbir şey yapmasa bile basit bir araba sürmesi bile inanın o televizyonda kaybettiği zamandan çok daha kıymetli şeyler kazandıracak ona. Bir de televizyonun sadece zaman kaybetmek dışında çokça zararı var. O ekranın verdiği ışık, orada hareketsiz kalması, televizyonu izlerken onu hareketsiz kalması gibi birçok zararı var. O yüzden lütfen, her iki Down sendromu zaten yaşıtlarını yakalamak için zorlanması gereken bir çocuk. Lütfen izletmeyin televizyon. Başka sorumuz yok galiba. Evet, ben şimdi ev programı ile ilgili birkaç öneride bulunayım. Evet, salıncak kullanabilirsiniz evde. Salıncak üzerinde ama çocuğa aşırı uyaran vermek de çok tehlikeli. O yüzden ben klinikte devam eden hastalarıma ya da işte sokakta karşılaştığım akrabalarıma bile eve salıncak önermiyorum. Kendim de evde salıncak kullanmadım çocuklarıma hiçbir zaman. Çünkü salıncak çok vestibüler uyaran çocuğu disorganize edebilir. Bir uzman olmadığı sürece bunu yeniden çocuğu organize etmek, yeniden sinir sistemini düzene sokmak sizin için çok zor olabilir. O yüzden eğer almadıysanız duyu bütünleme uygulamak için salıncak almayın. Onun yerine pilates topu öneriyorum. Pilates topunda çünkü zıplama, işte ezilme, birçok şey, birçok farklı uyaran verebilirsiniz çocuğunuza. Çocuğunuzun ayakları oturduğunda ayakları yere değecek boyda. Ortalama 30 santim ile 45 santim arasında. Daha küçük bebekler için daha küçük toplar var. Ama pilates topu yumuşaklığında olsun. Çok sert ya da çok yumuşak olmasın. Onun üzerine oturup zıplama, orada zıplarken çak yapma, havada sallanan topa vurma, topla sırtına masaj yapmak, mesela yüzüstü yatırıp bacaklarına, sırtına hafifçe bastırarak masaj yapmak.
topu atmak, tutmak. Yani bunlar tek başına bir topla yapabileceğiniz onlarca egzersiz var. Sonra masajlar yine çok önemli. Yüzüstü yatmak, hele ki Down sendromlu bir çocuk için inanılmaz faydalı olur. Lütfen sağlıklı gelişen ya da Down sendromlu hiç fark etmez. Bütün çocukların günde en az yarım saat yüzüstü yatmasını sağlamak gerekiyor. Bunu bebeklikten itibaren yapabilirsiniz. 2 aylık bebek bile yüzüstünde durabiliyor. O yüzden yüzüstü yatma süresini özellikle bebek sahibi anneler, biraz daha büyük çocuklar daha tepkisel olabiliyorlar. O yüzden küçüklükten alıştırmak çok güzel olur. Her gün en az yarım saat yüzüstü yatmalarını sağlamanızı öneriyorum. El göz koordinasyonunu geliştirecek top atıp tutma gibi oyunlar oynamanızı öneriyorum. Bizim için orta hattı çaprazlamak çok önemli. O yüzden çocuğunuza bir oyuncak verirken mümkün olduğu kadar çaprazdan vermenizi öneririm. Göz takibi çok önemli mesela özellikle akademik gelişim için. Göz kasları çünkü Down sendromlu çocukların bütün kasları gevşek. Dolayısıyla göz kasları da gevşek. O yüzden baştan bağımsız, başıyla beraber değil, baştan bağımsız göz takibini yapabilmesini sağlamak gerekiyor. Mümkünse çok onu zorlamadan hafifçe şuradan destekleyebilirsiniz eline bir oyuncak verirken. Biraz takip etmesini sağlayın ama bunu duyu bütünlemenin en önemli şeyi çocukta adaptif cevap açığa çıkarmaktır. Adaptif cevabı çocuğu zorlayarak çıkaramazsınız. Yani şimdi hadi gel bakalım şimdi aktivite yapıyoruz, şimdi çalışma yapacağız, duyu bütünleme çalışması yapacağız diye katiyen yapamazsınız. Hep oyunlarınızın içine katmanız gerekiyor duyu bütünleme aktivitelerini. Dolayısıyla mesela bu çaprazdan verme bir oyuncak istedi sizden. Yemek istedi. Yemek yediriyorsunuz o sırada. Her neyse. Hafifçe bir göz takibi ardından çaprazdan vermek mesela yapılabilir. Vücuduna yapabileceğiniz masajlarla ilgili bir berger fırçası alabilirsiniz. İnternette satılıyor. Bu fırça derin basınç uygulanmasını sağlıyor. Masajın en güzel yönlerinden biri bu fırçalarla yapılanlar. İşitselle ilgili. Mesela çocuğunuzun işitsel algısının seviyesine bakmak gerekiyor. Down sendromlu çocuklarda ben işitsel hassasiyet çok görüyorum. Kulaklarını kapatıyorlar mesela. Burada sorular gelmeye devam etmiş. Şunu cevapladım değil mi? Evet, 4,5 yaşında. İşitsel seviyesine iyi bakmak gerekiyor. Benim için ritmi geliştirmenin beyinde ritim beynin bilateral bütünleşmesini geliştirir. Yani beynin iki hemisferinin gelişmiş bir beynin iki hemisferinin iyi iletişim halinde olması gerekiyor. Dolayısıyla ritim de bunu geliştiren yöntemlerden birisi. Çocuğunuza ritmik çocuk şarkıları dinletmek başlangıçta. Sonra buna eşlik etmesini sağlamak. Ve aktiviteler yaparken bu çocuk şarkıları eşliğinde, bazen eşlik edip söylerken, bazen fonda çalarken ama ritmik olmasını sağlayın. Bu şarkıları eşliğinde bu aktiviteleri yapmak çok güzel şey olacak, sonucu olacak. Hipoterapi ne kadar faydalı? Hipoterapi atla yapılan terapiden bahsediyoruz. 2P ile yazılandan değil mi? Erdinç Bey sormuş. Sanırım o atla yapılan tedaviden bahsediyor. Hipoterapi de vestibüler sistemi özellikle geliştiren bir yöntem. Bir de ata dokunup dokunma sistemiyle beraber çocuğun yerçekimi güvensizliği varsa vestibüler sistemi tedavi ediyor. Ve daha duygusal bir temas olduğu için dokunma sistemini tedavi ediyor. Faydalı ama sadece hani bir iki sisteme yönelik olduğu için çok hızlı geri dönüşü olmuyor. Ama yapılabilir. Yani terapi gibi değil de daha oyunla bunu çocuk çok severek yapıyorsa eğer o zaman çok faydası olur. Çocuğun severek, isteyerek katıldığı her şey inanın çok faydalı olur. Ama bunu eğer çocuk kaygılı ve korkarak yapıyorsa lütfen bindirmeyin ata. Çünkü yer çekimi at, Down sendromlu çocuklar üzerinden konuştuğum için söylüyorum. At yer çekimi güvensizliği olan çocuklarda kaygı seviyesini arttırabiliyor. O yüzden ona çok iyi bakmak gerekiyor. Eğer şeyi varsa, yer çekiminden korkuyorsa, yüksekten korkuyorsa bindirmeyin, zorlamayın. Rica ederim. Evet. Ev egzersizleriyle ilgili ilk aklıma gelenleri söyledim. Ama hani çok çok fazla var şu an aklıma gelmeyen. O yüzden şeyden takip edebilirsiniz. Duysalakademi.com web sitemiz. Oradan infodan sorulan her soruya cevap veriyoruz mutlaka. Ya telefon numaranızı bırakırsanız telefonla arıyoruz. Ya da işte maille geri dönüyoruz. Oradan sorabilirsiniz. Çünkü terapist mam blogumda gelen soruları çok görmüyorum. Duysal Akademi'den daha hızlı dönüyorum. O yüzden sorularınızı, devam eden sorularınızı oradan cevaplayayım ben.
Şeyle ev egzersizleriyle ilgili bir terapistmam.com bir okuyun. Yetersiz gelirse tekrar haberleşiriz. Teşekkür ederim. O zaman ben de son bir ekleme yapayım. Yine herhangi bir sorunuz olursa derneği de arayıp sorabilirsiniz. Biz de seve seve sorularınıza yardımcı oluruz. Son bir sorumuz var. Havuz terapisi ve uzay terapisi için ne önerebilirsiniz? Yani çocuğunuzu havuza sokabilirsiniz. Orada solunum yolları çok enfeksiyona müsaittir Down sendromların. Ona dikkat edin. Çok su yutmasın. Hani her şeye dikkat ettiğiniz sürece bunlar terapi gibi düşünmeyin. Uzay terapisi yürüyemeyen çocuklarda galiba uygulanan bir terapi yöntemi. Çok bilgi sahibi değilim. O yüzden çok fazla yorum yapamayacağım ama havuz ve yüzmek Down sendromlar için harika olur. Düzenli olarak şeyi ekleyeyim. Down sendromlu çocuklarda spor yapmak inanılmaz önemli hayatlarında. Dolayısıyla yüzme muhteşem bir spor. Daha bireysel sporlar, daha grup sporları değil ama bireysel sporları ne kadar çok arttırırsanız çocuğunuzun hayatında o kadar iyi geri dönüşü olur. Mesela jimnastik çok iyi bir spor onlar için. Gülay Hanım'ın sorusu, dokunsal olarak çalışma için önerileriniz neler olabilir? duysal oyun yazdığınızda yüzlerce, binlerce seçenek var. Mesela işte biz pirinçler, nohutlar kullanıyoruz. Şeyleri, oyun hamuru bile dokunsal bir uyaran oluyor. Daha soğuk slime deniyordu galiba. Slime'lar var şimdi. Onlar mesela soğuk da oluyorlar. Onları kullanabilirsiniz. Tıraş köpüğü kullanabilirsiniz. Yoğurt kullanabilirsiniz. Meyve kullanabilirsiniz. Yani hepsi de aslında dokunsal uyaran. Ama vücuduna masaj yapmak istiyorsanız daha yumuşak kumaşları ve dil belger fırçası, tekrar söyleyeyim onu kullanmanızı öneririm. Ve kendi eliniz en güzel masaj aletimiz aslında. Derin basınçla yapılan. Kaç yaşında yüzmeye yönlendirebiliriz? İnanın bebekken bile başlatabilirsiniz. Hatta ne kadar küçükken suyla tanışıyorsa o kadar iyi. Ama yine Down sendromlara özel bir parantez açmak istiyorum. Solunum yollarının enfekte olmaması çok önemli. İki tane aynı soru gelmiş. Cevaplamış oldum. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sorularınızı kalan soruları olursa onları da yazılı olarak cevaplayacağız. Görüşmek üzere.